Bir kamera düşünün. Bu çok kompakt ve hafif bir kamera. Özellikle Instagram Reels ve TikTok'ta bir süperstar haline geldi. Sokak fotoğrafçılarının da değişilmez silahına dönüştü. Fuji X105'i bilenleriniz vardır. Özellikle sokak fotoğrafçılarının ve video içerik üreticilerinin çok sevdiği bir kamera haline dönüştü ve stokları da çabucak tükendi. Peki bu elimdeki ne? Biraz önce bahsettiğim Fuji X105'in üzerine konularak ve geliştirilerek yeni tanıtılan kamerası, yani küçük kardeşi Fuji X106. Başlıyoruz. Sokak fotoğrafçılarının içeriklerinde birçoğunuz görmüşsünüzdür sosyal medyada X105'i. Neden bu kadar ünlenmişti bu kamera? Çünkü özellikle fotoğrafçılar için eski Fuji film simülasyonlarının içerisinde barındırmasıyla böyle hani nostaljik fotoğraflara ilgi duyan insanların çok ilgisini çekmişti. Video içeriği üretenler içinse küçük ve kompakt olması oldukça fayda sağlıyordu. Geçtiğimiz günlerde Fuji Film X Summit etkinliğinde Tokyo'da yeni bir kamera tanıttı. X106. Tabi uzun bir süredir X105'in stoğunu bekleyenleri oldukça sevindirdi bu haber. Henüz çok yeni bir kamera olmasına rağmen internette özellikle epeyce sükse yarattı. Yani çok fazla ön inceleme videosu da olduğunu gördük. İnceleme videolarını hafifçe bir göz gezdirdiğimiz zaman özellikle sokak fotoğrafçılarını ilgilendirdiği için kamera fotoğraf özelliklerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Peki neydi bu özellikler? Öncelikle hani kabaca bahsetmek gerekirse bu kamera X-Trans CMOS 5HR doğru hatırlıyorsam adında 40.2 megapiksele sahip bir sensörle geliyor. Şimdi 40 megapiksel aslında iddialı bir rakam çünkü Fuji'nin orta formatlarını hatırlayacak olursak GFX 50'ler vardı, 50S'ler vardı. Bunlar 50 megapiksellik orta format kameralar. Böyle küçük bir body'ye 40.2 megapiksellik bir sensör koymak hakikaten büyük başarı. Aynı zamanda bu işlemci bir yapay zeka işleme teknolojisine ve HEIF adındaki bir görüntü formatına da izin veriyor. Başka ne vardı? Özellikle analog ve filmli kameralara ilgi duyan daha nostaljik görseller üreten insanlar için müthiş bir şey bu. X105'te de vardı. Eski Fuji film simülasyonlarını içerisinde barındırıyor. Tam 20 adet film simülasyonu var. Bunlar önceden analog kameralara konurdu ve her filmin kendi renk uzayı, kendi kumlanma etkisi düzeyi vardı. Bunları fotoğrafları çekmeden önce herhangi birini seçerek siz de tıpkı bir analog filmle, analog kamerayla çekilmiş gibi bir fotoğraf üretebiliyorsunuz. Bunu tabii bazılarınız ben bunu Lightroom'da yaparım diye olabilir. Evet doğru, 2024 yılındayız ve bu çok mümkün. Zira yazılımlara, fotoğraf edit uygulamalarına çok da yakın olmayan insanlar için veya bununla vakit kaybetmek istemeyenler için oldukça şahane bir özellik. Bu ve benzeri birçok fotoğraf özelliğine basit bir araştırmayla internet üzerinden zaten ulaşabilirsiniz. Peki sen bu videoyu niye çekiyorsun o zaman? Video özellikleri için. Bundan 10-15 sene önce sinematik bir görüntü oluşturmamız için çok paralar harcamamız gerekiyordu. Hem ışık için, hem kamera için, diğer ekipmanlar için de öyle. Zira birçok marka aslında bunu daha ulaşılabilir seviyeye indirdi. İşte ışık markaları var, kameralar var. Hatta hatırlayacaksınız Canon 5D Mark II ilk çıktığında abi bununla dizi çekiliyormuş gibi hurafeler dolaşıyordu. Ben de bugün bu küçük çocukla sinematik birkaç video çekmeye çalışacağım ve bu kompakt body ile video konusunda neler yapabiliriz onlara bakacağım. Önce isterseniz bu aletin video özelliklerine kabaca ona bir bakalım. Arkadaşlar deneyimlerime göre bu alet bu minnak gövdesinde oldukça yüksek performanslı bir video teknolojisi barındırıyor. Örneğin 6.2K 30 FPS'ye kadar kayıt yapabiliyor. 4K 60 FPS'ye kadar kayıt yapabiliyor. 1080p'de de 240 FPS'ye kadar kayıt yapabiliyor. Böylelikle güzel slow motion görüntüleri elde edebiliyorsunuz. Bunların bağırması çok geliyor mu ya? Şimdi 6.2K veya 4K'yı ne yapacağım? Ben sosyal medyaya içerik üretiyorum diyorsun. Okey. Ama renk yaparken veya çektiğiniz bir görüntüden kadraj alırken 4K ve 6.2K aslında sizi büyük kolaylık sağlıyor. Notlarıma bakıyorum. Başka özellikleri mesela Fuji X-T5'ten aslında hemen hemen çok farklı değil özellikleri. Fuji X-T5 200 megabit ve üzerine çıkabiliyordu. Bu 200 megabitte kalıyor. Fakat 4.2.2 10 bit kayıt yapabiliyor bu küçük gövdesine.
Diğer Fuji kameralarından bildiğimiz F-Log ve F-Log 2 formatlarında da kayıt yapabiliyor. Neydi bunlar? Örneğin F-Log 2'den bahsedeceğim. Dinamik aralığı oldukça yüksek. F-Log 2 ile çektiğiniz bir görüntüyü sonrasında post prodüksiyonda masaya oturduğunuzda size gayet geniş bir renk aralığı sunuyor ve içerisinde çok data barındırıyor. Böylelikle siz daha güzel ve daha rahat renk yapabiliyorsunuz post prodüksiyonda. Şimdi hatta biraz bu küçük kamerayla çektiğim videolara bir bakalım. Sonrasında tekrar konuşalım. Bir diğer özelliği, hatırladığım kadarıyla 6 stopa kadar IBIS teknolojisi barındırıyor gövde içinde. Neydi bu IBIS? Dahili görüntü sabitleme teknolojisi. Yani siz video çekerken, ya şimdi şöyle söyleyeyim. Küçük ve hafif bir kamera olduğu için elde video çekerken özellikle sallanması çok muhtemel. Yani bu kamerayla alakalı değil, o fizikle alakalı bir şey. Sallandığı zaman IBIS'i açarsanız hayat kurtarabiliyor. Tabii ki bir gimbal veya bir steadicam etkisi vermeyecektir size ama en azından görüntüyü biraz da olsa kurtarıyor. Hatta şimdi ekranda da görüyorsunuz zaten IBIS'i açık ve kapalı halini. Oradan bakıp siz de ikisi arasındaki farkı görebilirsiniz. Bir diğer özelliği, hatta benim de çok sevdiğim bir özellik nedir? İçerisinde dahili ND filtre var. ND filtre neydi? Biz videocular sinematik bir görüntü elde etmemiz için bizim bunu 25 ya da 30 kare çekmemiz lazım. Enstantaneydi, yani perde hızını da FPS'nin tam 2 katı 50 ya da 60 enstantane yapmamız lazım. Fakat bu durumlarda sensöre çok fazla ışık girdiği için özellikle yüksek ışık ortamlarda açık diyaframlı görüntüler elde edemiyorsunuz bu yüzden. Çünkü görüntü çok patlıyor. Yani mesela önü net, arkası flucular özellikle bunu çok önemsiyor. Bizler bu yüzden ekstra bir ND filtre satın alıp lensin önüne taktığımız zaman bunu öyle kurtarabiliyorduk. Fakat bunun içerisinde 4 stopa kadar dahili bir ND filtre var. Bu ND filtreyle çok yüksek ortamlarda harici bir ND filtreye gerek kalmadan sinematik görüntüler kaydedebiliyorsunuz. Bu arada bir parantez açayım. Bu aslında bir fotoğraf makinesi. Yani bundan tabii ki böyle bir film çekmesini ya da belgesel çekmesini beklemek yanlış olur. Fakat video özellikleri hiç de yadsınacak özellikler değil. Yani film çekilmez mi? Çekilebilir. Ya yani o biraz sizin hikayenize bağlı. Değişebilir. Ben öyle bununla çekilmez, şununla çekilir gibi hiçbir zaman şeyim olmadı ama kaliteli bir anı kamerası olarak düşünebilirsiniz. Hem kompakt hem de hafif olmasından kaynaklı, mesela bir sosyal medyaya içerik üretiyorsunuz ya da bir markaya bir tanıtım filmi ya da bir reklam filmi çekiyorsunuz. Bunu da hikayeye uygun hale getirerek yine profesyonel işler üretebilirsiniz. Bir de lensi değişmiyor bu kameranın, X106'nın. Fakat üstünde 23 mm f2 lens var. 23 mm 1.6 çarpanla 35 mm küsüre tekabül ediyor yanlış hatırlamıyorsam. Hem sabit odaklı olmasından kaynaklı daha keskin görüntü elde edebiliyorsunuz. Hem de F2 diyafram olmasından kaynaklı düşük ışık koşullarında sensöre daha çok ışık girdiği için daha rahat çekimler yapabiliyorsunuz veya alan derinliğini daha küçük tutabiliyorsunuz. Böyle güzel özellikleri de var aynı zamanda. Bir diğer özelliğinden bahsetmeyi unutuyordum az kalsın. Mesela bir çekimdesin, settesin.
çekim yaptıktan sonra veya yaparken eş zamanlı olarak çektiğin şeyleri ajansınla ya da ekip arkadaşlarınla paylaşmak istiyorsun ki onlar da böyle hemen edite başlasınlar, zaman kaybet. Çünkü bazen biz ihtiyacımız olabiliyor çekimlerde böyle şeylere. Bu noktada Frame.io uygulaması var. Bir bulut sistemi aslında bu. Kameradan hiçbir üçüncü parti, hiçbir şeye bağlı kalmadan direkt kamera içerisinden Frame.io'ya içeriklerinizi yükleyebiliyorsunuz. Böylelikle hem arkadaşlarınız ya da ekip arkadaşlarınız, ajansınızla eş zamanlı olarak içeriklerinizi onlarla paylaşabiliyorsunuz. Bu da size hem editte hem retouch'ta vakit kazandırıyor. Bu da bence çok güzel bir özellik. Bu arada bu kameranın bir de limited edition'ı çıktı. Bu sene Fujifilm'in 90. yılı. 1934 adet miydi? 1934 adet üretildi. Hatta şuralarında seri numaraları yazıyor. Bunda yok tabii de. Şu kısmında işte 1934/0001 falan gibi seri numaraları yazıyor böyle daha özel hissettirmek için. Özellik konusunda hiçbir farkı yok. Body'sinde bir sadece ufak tefek işte şuradaki Fujifilm logosu en eski logo filan. Leaf shutter özelliği var. Denklanşörü çok sessiz. Hatta şöyle göstermeye çalışacağım şimdi size. Çok sessiz bir denklanşörü olduğu için sokak fotoğrafçılarını düşünmüşler aslında yine bence. Çünkü sokakta insanları rahatsız etmeden fotoğraf çekmek için çok uygun. Böyle şak diye böyle bir denklanşör sesi belki bazılarını seviyor olabilir. Ama bu böyle insanların içinde kalabalık ortamlarda bir kafede otururken ya da bir sokakta yürürken fotoğraf çektiğiniz zaman insanları rahatsız etmemek için çok güzel bir özellik. Aynı zamanda LCD monitörünün de bu kadar dönüyor olması hem bel hizasından çekmek için hem de işte mesela vizörden bakmak istiyorsun. Ama böyle fotoğraf çektiğin çok belli. İnsanların içerisinde bazen bunun için çekinen insanlar da olabiliyor. O yüzden böyle çat 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 hemen böyle gizli saklı tabii ki KVKK metninden ödün vermeden çekim yapmanıza imkan veriyor. Bu arada her videoda hemen hemen ortalarında söyleyeyim, başında söyleyeyim diye unutuyorum ama bu sefer unutmayacağım arkadaşlar. Videoyu izleyip gidenler var, abone olmayanlar var. Şu kanalı azıcık büyütelim. Şu an 500 oldu mu abone bilmiyorum. Olmak üzereydi en son. Çok yeni bir kanal biliyorum ama bir abone olmaktan zarar gelmez. Abone olun, videoları beğenin. Hatta düşüncelerinizi ve sorularınızı videoların altına yorum yazan var. Daha çok yorum yazın. Hem orada bir sohbet de başlatmış oluruz, bir tartışma alanı başlatmış oluruz. Lütfen şu abone olayını es geçmeyelim. Düşük ışık performansı ile alakalı söyleyeceğim birkaç şey var. 125 ve 12800 müydü? 12800 arası bir ISO değeri var. Aslında fena bir değer değil çünkü lensinin de F2 diyaframı olduğunu düşünürsek gayet yeterli. Fujifilm X105'ten sonra aslında çok güzel bir alet olmuş bu. Çünkü hem video içerisinde çok söyledim biliyorum ama böyle küçük kompakt yapısı aynı zamanda size çok hafif ve kolaylık sağlıyor. Biz özellikle böyle ağır kameralarla çalışmaya alışkın olanlar için büyük bir nimet. Ayrıca video özellikleri gayet tatmin edici. Şimdi zaten bugün ben F-Log 2 formatında çektim ve üzerine bir takım renkler uyguladım, grenler uyguladım filan. Oradan ufak tefek bu kamera video ile alakalı neler yapabiliyor? Hani ufak tefek bir fikir edinebilin diye küçük küçük videolar çektim. Fotoğraf kısmına gelecek olursak zaten X105'in de fotoğraf yeteneklerine söyleyecek bir şey yoktu. X106 da aynı şekilde bir de 40.2 megapiksellik bir sensörle geliyor olması, film simülasyonları, Frame.io'ya direkt içerik yükleme olanağı, video içinde de 6.2K'lık bir performans, 1080p'de 240 fps'lik bir performans gayet yeterli. Alınır mı? Bence çok fazla profesyonel, hani bu işten para kazanmanıza gerek yok bunu almanız için. Bu daha çok cebime atayım, sosyal medyaya güzel içerik üreteyim veya anı biriktireyim isteyenler için kaliteli anı biriktiren bir kamera olmuş oldu. Şimdilik bu videodan benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.